Ben Yalınç Taşkın, biyografi yolculuğuna hoş geldiniz. 2012 Ocak ayında Kırıkkale Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra bir sene statik büroda statiker olarak çalıştım. Yatırımcının Mamak Belediyesi, idarenin TOKİ, yüklenicinin tek çelik inşaat olduğu bu projede PETA Mühendislik'te bir sene inşaat kontrol mühendisi olarak görev aldım. 150 bin metrekare alana sahip Mamak Kartaltepe Kent Park projesinde 7 tonluk dev kartal figürü, Panoramik Çocuk Müzesi, Değirmen Kafe, Pierlot benzeri açık hava Türk kahvehanesi mevcuttur. Bu projede idari yüklenici arasında köprü vazifesi kurma, şartnameye göre imalatların kontrolü, hak ediş tespiti ve değerlendirilmesi ile malzeme onayları konusunda kendimi geliştirdim. Ve ikinci şantiye tecrübesi Eryaman Vizyon Başpınar. 15.000 metrekare alanı olan 2 bloklu 4+1 96 daireye sahip Eryaman Başpınar Vizyon Şantiyesi'nde 1,5 seneye geçkin bir süre şantiye şefi olarak görev yaptım. Başpınar İnşaat imzası taşıyan bu projede planlama ve program ile imalat uygunluğu kontrolü yapmanın yanı sıra ekip yönetimini en iyi şekilde gerçekleştirdim. Evet, sıradaki proje Royal İncek. Ana firmanın Gazter mühendislik olduğu Royal İncek projesinde ÇYS Yapı firmasında ince işler mühendisi olarak 4 ay bulundum. Bu proje arsa alanı 5.900 metrekare olan 32 katlı tek blokta 84 daireden meydana geliyor. Projede 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 ve 6+2 gibi daire tipleri de mevcut. Ankara'nın yükselen değeri İncek'te hayata geçirilen Royal İncek projesi, farklı mimarisiyle, taşeron iletişimiyle ve prestijli bir proje olması sebebiyle bir mühendisin çalışmaktan keyif alacağı bir yer. Bu projenin bana kattığı en büyük artı birleşim detayları oldu. Farklı iki imalatın birleşim noktalarında fen ve sanat kuralları ışığında nasıl bir çözümleme yapılması gerektiğini bu proje sayesinde geliştirdim. Evet, sırada bir hastane projesi var. Ankara'dan Balıkesir'e doğru uzanan bir yolculuk. İdarenin Sağlık Bakanlığı, yüklenicinin Aksu İnşaatı olduğu Burhaniye 100 yataklı devlet hastanesi. Deprem izolatörlü yapısından ötürü yeni nesil bir hastane olan Burhaniye Devlet Hastanesi'nin arsa alanı 29.641 metrekare, oturum alanı ise 6.103 metrekaredir. Saha şefi olarak yaklaşık bir yıldan fazla süre çalıştığım bu projede farklı disiplinlerin aynı anda düşünülerek ileriye dönük detaylı çözümleme yapılmasını ehlifen olarak Sağlık Bakanlığı'nın idari şartnamesi ile uygulama projesini süzgeçten geçirip imalat hatasının önüne geçilmesini hedefledim. Hastane projelerine Balıkesir'in ilçelerinden devam ediyoruz. 50 yataklı İvrindi Devlet Hastanesi. Tıpkı Burhaniye Devlet Hastanesi'nde olduğu gibi aynı idare, aynı yüklenici. Arsa alanı 31.405 metrekare, oturum alanı ise 3.418 metrekare olan 50 yataklı İvrindi Devlet Hastanesi dilatasyonlu bir yapıya sahip. Bir buçuk sene şantiye şefi olarak görev yaptığım bu projede bir önceki projedeki tecrübelerim sayesinde olması gereken imalatları idarenin onayıyla değiştirerek sonradan geri dönüşün önüne geçilmiştir. Evet, hastanelere devam. Balıkesir'den Malatya'ya doğru gidelim. İdarenin Sağlık Bakanlığı olduğu Gürbağ İnşaat imzası taşıyan Malatya Battalgazi 300 yataklı devlet hastanesi. 32.508 metrekare arsa alanı üzerinde toplam 60.566 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olan Battalgazi Devlet Hastanesi de tıpkı Burhaniye gibi izolatörlü bir yapıya sahip. 2 yıla yakın bir süre saha mühendisi ve teknik ofis şefi olarak görev yaptığım bu projede hastane projeleri hakkında daha fazla deneyim kazandım. Aynı anda inşaat, mekanik ve elektrik düşünülerek projede bir değişiklik yapılacaksa bu süperpoze çalışmasını 3E Emniyet Ekonomik Estetik kuralına göre tasarlayıp revize ederek doğru imalat amaçlanmıştır. Evet, Malatya'dan çıktık. Tekrar Balıkesir'e doğru gidiyoruz. Bu sefer durağımız TOKİ. LEDA grubun yüklenicisi olduğu Balıkesir ili Gazi Osmanpaşa Mahallesi, 6 Eylül ilçesi 726 konut projesi. 123.251 metrekare arsa alanı üzerinde toplam 104.557 metrekare kapalı inşaat alanı olan 726 konut projesinde daire tipleri 2+1 ve 3+1 olup blok tipleri ise GK, GB, DB ve A bloklardır. Ayrıca 10 adet dükkan da mevcuttur. Şantiye şefi olarak görevimi sürdürmekte olduğum bu projede kaliteli imalat ve hızlı işçilik düşüncelerimizi ön plana çıkartarak imalatlarımızı tamamlamayı hedefliyoruz.